Merhaba sevgili öğrenciler. Ben matematik öğretmeni Semiha Zeynep Çalık. Bugünkü dersimizde liselere geçiş sistemi 2020 yılına ait matematik sorularının çözümüne devam edeceğiz. Hadi hazırsanız başlayalım. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt alanları santimetre kare cinsinden ondan büyük birer tam kare pozitif tam sayı eşit olan karasel bölgelere aşağıdaki gibi ayrılmıştır. Eşit alanlı bölgeler Aynı harf ile gösterildiğine göre dikdörtgen şeklindeki bu kağıdın bir yüzünün alanı en az kaç santimetre karedir? Evet sevgili öğrenciler, verilen bilgilere bakarsak demişti ki bu dikdörtgen şeklindeki bir kağıt alanları santimetre kare cinsinden ondan büyük birer tam kare pozitif tam sayı eşit işte olan karesel bölgelere ayrıldığını söylemişti. Yani bu dikdörtgenin üzerinde yer alan ABCD bölgelerinin hepsi birer kareymiş. Ve bu karelerin alanları ondan büyük birer tam kare sayıya eşitmiş. O halde ondan büyük olan tam kare sayılarımızı bir hatırlayalım. Ondan büyük olan tam kare sayılarımızdan en küçük olan 16 var. 16 neyin karesiydi? 4'ün karesiydi sevgili öğrenciler. Sonra ne vardı? 5'in karesi 25 var. 6'nın karesi 36 var. 7'nin karesi 49 var. 8'in karesi 64 var. 9'un karesi 81 var. Bu şekilde devam ediyor sevgili öğrenciler. Burada A yı, a yı gördüğümüz yere baktığımız zaman bu karenin en küçük kare olduğunu görüyorsunuz değil mi? O halde bunun alanının en az çıkması için A'yı verebileceğimiz en küçük değer 16 olabilir mi? Eğer A'nın alanını ben 16 kabul edersem, 16 santimetre kare kabul edersem bunun bir kenar uzunluğu da 4 santimetre olacaktır sevgili öğrenciler. 4 santimetre, 4 santimetre. A'nın bir kenar uzunluğunu bulduğuma göre ben C'nin de bir kenar uzunluğunu bulabilirim değil mi? C'nin bir kenar uzunluğu da 8 cm çıkar sevgili öğrenciler. Eğer C'nin bir kenar uzunluğu 8 ise alanı da 8'in karesinden 64 çıkar. Bunu da bulduk. A'nın alanı da 16 idi. Gelin B'ye. B kareliğinin bir kenar uzunluğunu bulmak için bakın burada A'ya ve C'ye komşu olduğu için bu iki tane B karesi bunun kenarlarından yararlanırız. A'mızın kenarı 4 santimetreydi. C karemizin kenarı da 8 santimetreydi. O halde 8 ile 4'ü toplarsam kaç santimetre eder? 12 santimetre eder. 2'ye bölersem 6 santimetre olur. O halde B karesinin bir kenar uzunluğu da 6 santimetreymiş. Peki B'mizin kare, B karesinin alanı ne çıkar? 6'nın karesinden 36 santimetre kare çıkar sevgili öğrenciler. Buraya da yazdım. Gelelim D karemize. D karesinin alanını da bulmak için ona komşu olan bakın burada C karesinin bir kenarı var. Bir de B karesinin bir kenar uzunluğu var. O halde D'nin kenarı D karesinin kenarı burası 8 santimetreydi. Burası da 6 santimetre olduğu için D'nin kenarı 14 santimetreymiş sevgili öğrenciler. Peki D karesinin alanı nedir o zaman? 14'ün karesinden D'nin alanı da 196 santimetre kare çıkar. Evet, benden ne istemişti? Buradaki dikdörtgen şeklindeki kağıdın tamamının alanını istemişti. Olabilecek en az değerleri bulduk. A, B, C, D'nin alabileceği. Hadi gelin şimdi toplayalım. 2 tane A karemden olduğu için 16, 16 daha 32 santimetre kare. İki tane B karesinden olduğu için 36, 36 da 72 santimetre kare. Bir tane C karesinden var 64 santimetre kare. Bir tane de D karesinden var 196 santimetre kare. Bunların hepsini toplarsam alt alta. Burası 14'ün 4'ü elde var 1. 10, 13, 20, 26'nın 6'sı elde var 2. 364 santimetre kare çıktı. Yani doğru cevabımız C seçeneğiymiş. Alana 1050 cm kare olan kare şeklindeki bir panoya kenarlarından birinin uzunluğu 5'in tam sayı kuvveti, diğerinin uzunluğu 2'nin tam sayı kuvveti olan dikdörtgen şeklindeki bir afiş pano yüzeyinden taşmayacak şekilde asılacaktır. Buna göre afişin bir yüzünün alanı en fazla kaç santimetre karedir? Evet sevgili öğrenciler, kare şeklinde bir tane panomuz varmış. Ve bunun alanını bize 1050 santimetre kare olarak vermiş. Eğer karenin alanı 1050 santimetre kare ise bu karemizin bir kenar uzunluğunu bulmak için alanın kare kökünü alırım sevgili öğrenciler. Yani karekök içerisinde 1050 buradaki karemin bir kenarın uzunluğudur. Yani panonun bir kenarın uzunluğu. 30'un karesi 900. 31'in karesi 961. 32'nin karesi 1024. 33'ün karesi de 1089'dur. O halde 1050 hangi iki doğal sayılar arasında sevgili öğrenciler? Bakın 1024 ile 1089 arasında denk geliyor değil mi 1050? Demek ki benim buradaki karekök kök 1050 sayım 32 ile 33 arasına denk gelecekmiş. Yani panomun bir kenar uzunluğu 32 ile 33 cm arasında olacakmış. O halde bakıyorum sevgili öğrenciler. Bana başka hangi bilgiyi vermişti? Bana demişti ki bu panonun içine yerleştirilecek olan afişin bir kenarın uzunluğu 5'in tam sayı kuvveti, Diğer kenarın uzunluğu da 2'nin tam sayı kuvveti olacak şekilde olacağını söylemişti. O halde 2'nin ve 5'in tam sayı kuvvetlerine bakarsam 32 cm ile 33 cm arasında denklerin hangisi var? 5'in tam sayı kuvvetlerine baktığım zaman 5'in karesi 25 var. 5'in kübü 125 var. Bu çok fazla olur sevgili öğrenciler değil mi? Yani buradaki afişim panomun dışında taşar. O halde 5'in küpü yani 125'i alamam. O halde buradaki kenar uzunluğu en fazla bir kenar uzunluğu 25 santimetre olabilirmiş. Diğer kenar uzunluğunu bulmak için de 2'nin tam sayı kuvvetlerine baktığım zaman 2'nin karesi 4 var. 2'nin kübü 8 var. 2 üstü 4 16 var. 2 üstü 5 32 santimetre var çocuklar. 2 üstü 5 de 32'di. 32 idi. 32 santimetre ile 33 santimetre arasında olduğu için bu kenar. O halde bu afişin bir kenar uzunluğu da en fazla 32 santimetre olabilirmiş. Yani burası 25 santimetreymiş. Burası da 32 santimetre yerleştirdiğim zaman bu panomun yüzeyinden hiçbir şekilde bu afiş taşmaz. Oluşabilecek en büyük afişim de bu şekilde olur. Peki benden ne istemişti? Bu afişin bir yüzünün alanı en fazla ne olur demişti. O halde alanını da bulmak için iki kenar uzunluğunun çarpımından yani 25 santimetre ile 32 santimetre de çarparsam cevabım 800 santimetre kare çıkar. O halde en fazla alanımız 800 çıkıyormuş. Yani doğru cevabımız B seçeneğiymiş. Bir lokantada hazırlanan yemek çeşitleri ve porsiyon sayıları sütün grafiği ile bu yemekler için kullanılan 60 gram tuzun yemek çeşitlerine göre dağılımı daire grafiği ile aşağıda gösterilmiştir. Bir çeşit yemeğin her porsiyonunda eşit miktarda tuz bulunmaktadır. Bu lokantada 3 farklı yemekten birer porsiyon yiyen bir müşteri toplam 5 gram tuz tüketmiştir. Buna göre bu müşterinin yediği yemekler aşağıdakilerden hangisidir? Evet sevgili öğrenciler, sorumuzun çözümünü hadi gelin bu sayfada yapalım. Toplam ne kadar tuzum vardı sevgili öğrenciler yemek çeşitlerine göre dağılımında? 60 gram tuzumuz vardı. Peki bu 60 gram tuz Buradaki yiyecekleri yemek çeşitlerine göre dağıldığında her bir yemek çeşidine kaç gram tuzun düştüğünü bir bulalım mı? Önceki daire grafime baktığım zaman tamamı biliyorsunuz 360 dereceydi daire grafimizin merkez açısı. 360 dereceye 60 gram tuz düşmüş sevgili öğrenciler. O halde ben 1 gram tuzun kaç dereceye düştüğünü bulmak için oran orantı yaparsam buradan benim x'im bu bunun 60'ta 1 olduğu için bu da bunun 60'ta 1 olacak. 6 derece çıkıyor sevgili öğrenciler. Yani 6 derece 1 gram tuza denk geliyormuş. Hadi o halde ne kadar tuz kullanıldığını bulalım. Çorbanın merkez açısı 72 derece değil mi? 6 dereceye 1 gram tuz düşüyorsa 72 dereceye o zaman 12 gram tuz düşecektir. Pilava baktığım zaman pilavın merkez açısı 48 derece sevgili öğrenciler. 6 dereceye 1 gram düşerse 48'i 6'ya bölersem burası da 8 gram düşer sevgili öğrenciler. Musakka 60 dereceymiş merkez açısının ölçüsü. 6 dereceye 1 gram tuz düşüyorsa 60 dereceye 10 gram düşecek. Aynı şekilde makarnaya baktığımda makarnaya 6 gram tuz. Taze fasulyeye de 9 gram tuz. Ve köfteye de 90'ı da 90 dereceye de 6 dereceye bölersem 15 gram tuz düşüyormuş sevgili öğrenciler. Peki şimdi bakalım çorbamızın bizim toplam 12 gram tuz kullanılıyor ama kaç porsiyonumuz varmış bir bakalım mı? Bunun içinde gelin sütün grafiğine bakalım. Sütün grafiğine baktığım zaman yemek çeşitlerine göre porsiyon sayıları verilmişti. Çorbanın porsiyon sayısı kaçmış? 10'muş. E bir ço toplam çorbada 12 gram tuz varsa ve ben bunu 10 porsiyona bölüyorsam o halde 12 bölü 10'dan 1 tam 10'da 2 gram tuz varmış bir porsiyonda. Pilav için bakıyorum. Pilavın tamamında 8 gram tuz varmış. Peki pilavımızın porsiyon sayısı kaçmış? Hemen sütün grafiğine bakıyorum. Sütün grafiğine baktığım zaman pilav 4 porsiyon varmış. O halde 8 gramı 4'e bölersem sevgili öğrenciler 2 gram tuz varmış bir porsiyon pilavda da. Musakka'ya baktığımda musakka bu da 4 porsiyonmuş sevgili öğrenciler. Toplam 10 gram vardı. 4'e böldüğümde 2 tam onda 5 gram tuzum varmış. Makarnaya baktığımda makarnanın tamamında 6 gram tuz varmış. Ama makarnamın porsiyon sayısı bakın 5'miş. O halde 6 gramı 5'e böldüğümde 1 tam onda 2 gram çıkar. Taze fasulyeye bakıyorum. Taze fasulyenin tamamı 9 gram tuz içeriyormuş. Ama taze fasulyenin porsiyonu da 6 porsiyonmuş. O halde 9 gramı 6'ya bölersem 1 tam onda 5 gram çıktı sevgili öğrenciler. Ve son olarak köfteye bakıyorum. Köftenin tamamı 15 gramdı. Peki porsiyon sayım kaçtı? Bunun için de hemen sütün grafiğine baktım. Bakın porsiyon sayısı da buradan baktığımda 10 porsiyonmuş. O halde 15'i 10'a böldüğümde 1 tam 10'da 5 gram oldu. Şimdi sorumuza geri dönüyorum. Sorumuza ne istemişti? Bu lokantada 3 farklı yemekten birer porsiyon yiyen bir müşteri toplam 5 gram tuz tüketmiştir demişti. Buna göre bu müşterinin yediği yemekler aşağıdakilerden hangisidir? O zaman seçeneklere bakıyorum. A seçeneğinde çorba, pilav ve musakka yerse bakalım toplam kaç gram tuz tüketmiş olur? Çorba bir tam onda iki gramdı sevgili öğrenciler. Pilav 2 gramdı. Ve musakkamızda da iki tam onda beş gramdı sevgili öğrenciler değil mi? Bunların ben hepsini toplarsam ne çıkar? Beş tam onda yedi gram çıkar. Ama ben kaç gram tuz tüketmesini istiyorum? 5 gram. O halde bu seçeneğimiz olmadı sevgili öğrenciler. Gelin B seçeneğimize bakalım. B seçeneğimizde pilav musakka ve köfteymiş. Pilav 2 gramdı. Musakka 2 tam onda 5 gramdı. Ve köfteye bakıyorum 1 tam onda 5 gramdı. Bunları toplarsam sevgili öğrenciler bu da 6 gram ediyor. O zaman bu da o istenileni vermedi. Gelelim C seçeneğine. Çorba, musakka ve makarna var. Çorba 1 tam onda 2 gram. Musakka 2 tam onda 5 gram. Ve makarna da 1 tam onda 2 gram sevgili öğrenciler. Bunların hepsini toplarsam da 4 tam onda 9 gram tuz varmış. Bu da istenileni vermedi. Ve son olarak D seçeneğine bakıyorum. D seçeneğinde pilav, taze fasulye ve köfte yani sevgili öğrenciler. Pilav 2 gramdı. Taze fasulyede 1 tam onda 5 gram tuz vardı. Köftede de 1 tam 5 gram tuz vardı. O halde topladığımda 5 gram tuz kullanılmış, tüketilmiş oluyor. Doğru cevabımız D. Bir olayın olma olasılığı, istenilen olası durumların sayısı bölü, tüm olası durumların sayısı. Kenarlarının uzunlukları 1 metre ve 9 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir halının ön yüzü Şekildeki gibi farklı renkleri boyanmıştır. Bu renklerin her birinin kapladığı karesel bölgenin alanı birbirine eşittir. Bu halı parçalarda aynı renk olmayacak şekilde iki parçaya bölünecektir. Buna göre bu parçalardan birinin boyalı yüzünün alanının, diğerinin boyalı yüzünün alanının iki katı olma olasılığı kaçtır? Olasılığı hesaplıyorken sevgili öğrenciler, Bakın buradaki verilen bilgiyi de tekrar okursak istenen olası durumların sayısı bölü tüm olası durumların sayısını hesaplıyorduk. Tüm olası durumların sayısına bakarsam öncelikle ben buradan bir bölme işlemi yapabilirim. Bu şekilde ben iki parça ayırmış olabilirim. Ya da bu şekilde ayırabilirim. Bu şekilde ayırabilirim. 3 4 5 6 7 ve 8. O halde tüm olası durumların sayısı 8 olduğu için paydaya 8 yazdım. Benden istediğine sevgili öğrenciler. Benden istediği boyalı yüzün alanının diğerinin diğer boyalı yüzün alanının 2 katı olması olasını istemişti. O halde ben bu 9 metreyi nasıl nasıl bölersem 1'e 2 oranında bölmüş olurum. Bakın örneğin şuradan bölersem ben buradaki 3 parça burası da 6 parça olduğu için birbirinin 2 katı oluyor. Veya buradan bölersem sevgili öğrenciler buradan 3 parça Buradan da 6 parça olduğu için gene ki 2 katı olacak şekilde ayırmış oluyorum. Yani benim 2 tane istenilen durumum varmış sevgili öğrenciler. O halde yukarıya yani paya 2 yazıyorum. Gelme olasılığı 2 bölü 8'den sadeleştirirsem 1 bölü 4'müş. Yani doğru cevabımız B seçeneğiymiş. Aşağıda çevresinin uzunluğu 2x artı 2 metre olan dikdörtgenlerden yeterli sayıda verilmiştir. Bu dikdörtgenler AB doğru parçası boyunca sırasıyla önce uzun kenarı sonra kısa kenarı üzerine aralarında boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Uzun kenarı üzerine yerleştirilen ilk dikdörtgenin bir köşesi A noktası ile kısa kenar üzerine yerleştirilen son dikdörtgenin bir köşesi B noktası ile çakışıktır. Bu dikdörtgenler x artı bir kez kısa kenarı üzerine yerleştirildiğine göre AB doğru parçasının uzunluğunu metre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Evet sevgili öğrenciler, öncelikle bize ne vermişti? Buradaki dikdörtgenimizin çevresinin uzunluğunu 2x artı 2 metre olarak vermişti. Dikdörtgenin çevresinin uzunluğu buluyorken, örneğin buraya A, buraya da B metre dersek, dikdörtgenin çevresinin uzunluğu 2 çarpı A artı B'den bulunuyordu sevgili öğrenciler. Bu neye eşitmiş? 2x artı 2'ye eşitmiş. O halde ben burada A artı B'nin yani kısa kenarla uzun kenar uzun, uzun kenar uzunluğunu toplarken bunu da iki parantezin alırsam x artı 1 bulurum. Buradaki ikileri sadeleştirirsem kısa kenarımla uzun kenarın uzunluğunun toplamı da x artı 1 çıkar. O halde bu bilgiyi de kullanarak buradaki ne demişti sevgili öğrenciler? Bu dikdörtgenden x artı bir kez kısa kenar üzerine yerleştiriliyor. x artı bir kez kısa kenarın üzerine yerleştiriliyorsa x artı bir kez de uzun kenarın üzerine yerleştirecek. Yani x artı bir kez ben aslında hem kısa hem uzun kenarın üzerine yerleştirmiş oluyorum. Ve bunların toplamı kısa kenar ve uzun kenarın toplamı x artı bir olduğu için x artı bir kez yerleştirdiğim için o halde AB doğru parçasının uzunluğu x artı 1 çarpı x artı 1'den bulunmuş olur. Bunları da çarparsam sevgili öğrenciler x kare artı 2x artı 1 çıkar. O halde AB doğru parçasının uzunluğu x kare artı 2x artı 1'miş. Yani doğru cevabımız D seçeneğiymiş. Sevgili öğrenciler, bugünkü dersimizde liselere geçiş sistemi 2020 matematik sorularından 11, 12 13, 14 ve 15. soruları çözdük. Hepinize başarılar dileriz.